istemedim. Bilmiyorum ama ben Resulullah bana da bir şey demedim. Yani ben de bilmiyorum ama... Beyler saygı. Abla ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim gülüm. İyi misin bugün? İyiyim, çok şükür elhamdülillah. İyi uyudun canım, mu? Uyudum. İyi. Çok uyudum. Allah'ım iyilik versin. Amin, amin, amin. Ver, aver. Allah sana da iyilik versin. Amin ablam, amin. Aver. Gideceğiz Konya'ya. İnşallah. Allah'ın İnşallah gideceğiz, inşallah. Allah'ı bul, bugünleri de varmış. Senden de Allah razı olsun kuzum. Kız kardeşim canlı gönlünü de verdi. Ben bir tane kız kardeşim olunca benim de pek gönlüm olmadı. Başka kimsem yok. Kız kardeşim aman ben sana vereceğim dedi. Senin bu hastalığını atlatacağım dedi. Kız kardeşim verdi. Allah razı olsun. Canını verdi. Ne diyeyim? Dünyalar benim oldu. Oğluma çok üzülürdüm. Diyalize gelirdi. Uyurdu, başında otururdum, ağlardım. Hay oğlum sana da bir böbrek çıksa da bir nakil olsa derdim. Çok üzülürdüm. Ama Rabbim sen çok üzülüyorsun. Bir de sana vereyim dedi. Ne yapayım Allah da geldi, ne razı oldum. Ankara'da, Kata'da doktor kontrolden geçtim, sen veremezsin dedi. Sen sağlıklı değilsin dedi. Sen tedavi görmek gerekiyor dedi. Onda biz eyvalcılık yaptık, tedavi görmedik. Görmeyince bu vakite geldi işte. Ben hiç düşünmedim çünkü hastalanacağımı inanmadım. Çünkü hep vermek istedim ablama. Ablam 4 senedir girdiği için diyalize. İlk tutulduğu günden itibaren demiştim. Abla ben sana böbreğimi vereceğim. Niye bu üzerinde karar kesin olarak konuştuğumu söyleyeyim. Ablamdan başka hiçbir kardeşim olmadığı için. Oğlan kardeşi yok, başka kız kardeşi yok. Abla ben sana yaşatacağım dedim. O yüzden hiç tereddütsüz bura gelerekten vermek kararını duydum. Onda da kaldım çünkü biri canım, biri cananım dedim. Şöyle bir düşündüğümde canım daha çok önde geldi. Canan bir tık arkada kaldı. O yüzden ablama vermeyi tercih ettim. Nakil olduktan 2 gün sonra işte benim oğlan gelecek, kontrol yapılacak. Nerede oğlun? Memlekette. Niye gelecek? Niye kontrol yapılacak? Tabii bilmiyordum oğlun da diyalize girdiğini. Oğlu 13 yıldır diyalize giriyormuş. İyi gelsin bakalım ama kadavra dedim biraz zor kadavra çıkması. Piyango dedim. Gülüştük o gün. O gün de tesadüfen kadavra böbrek çıktı. Tesadüfen oğluna böbrek takıldı. Yani aile boyu bir mutluluk yaşadılar. Çok bekledim yani. Allah'tan dua ettim. İnşallah bana da bir organ çıkacaktır diye. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Onlara da hayırlı nakiller versin. Buradan Alper Hoca ve Asman Hocam'ın... Su içtin mi bugün? Efendim? Su içtin mi? İçtim. Al bir su iç istersen. Yürüyüş yaptın mı? Efendim? Yürüyüş yaptın mı? Yaptım. Tamam. İyi misiniz bugün? İyiyim, çok şükür elhamdülillah. Aslan sen de iyi misin teyze? İyiyim. İyi uyudun mu bugün sen? Evet, uyudum. Rahat uyudun. Kaç saat arayla kalkmıyor bizim gece? Evet. Bir saat arayla mı kalkıyor? Evet.